Her şey hazır. Ama Poyraz yok. Nerede kaldın sen? Ne oldu? Çok mu özledin beni karıcığım? Bana öyle deme demedin mi? Çay soğudu diye şey yaptın. Kızma tamam. Meyveleri bıraktım Yusuf'a. İçin rahat olsun. Merdivenler keyfi yerinde. Bilgisayar önünde kapışıyorlardı. Çanukkale ise bendeyim. O ne? Nereden annesi verdi börek? Sağ olsun da. Çekirdek nerede? Çekirdek mi? Nasıl unuttum ya? O kadar da çekirdeksiz film olmaz dedin. Harbiden. Neyse bir koşup gidip alırım. Dur dur. İstemem. Çay ve börek getir bize. Senin canın mı sıkkın? Yo. Gayet iyiyim. Hadi gel. Film izleyelim. Dur. Ben şeker attım. Karıştırdım da. Beni Hürmet Hanım. Ne çok seviyormuşsun kocanı. Beklerken boş boş sıkıldım. Ondan. Tamam kızma. Hadi filmi açalım. Bir şey söyle Cansel, iyi misin? Dokunma bana! O itti beni! Nana itti beni! Bebeğim! Hayır! Senin yüzünden. Yavrumu sen öldürdün. Sen yaptın katil. Hayır. Yapmadım ben bir şey. Geldiğinden beri başımızdan bela eksik olmadı.
Şimdi de torunumu aldın benden. Ne istedin masum bir bebekten? Çok seviyorum ben bu filmi. Neden biliyor musun? Kız çok cesur. Yok. Yapamam ben. Böyle her gün bebeğimin katilinin yüzüne mi bakacağım? Anne, beni kardeşime götür. Ben orada kalırım. Ne münasebet. Bu evden gitmesi gereken bir kişi varsa o da sen değilsin. Torunumun katilini ben de görmek istemiyorum burada. Kız 8 kolu olsa adamları daha iyi döver aslında. Değil mi? Böyle atapotu gibi. Evet. Döneceğini biliyordum. Birkaç parça şey almaya geldim anne. Al. Ne gerekiyorsa al. Al da git. El kızı için aileni ez de geç bakalım. El kızı değil anne. Karım. Beni tanımaz gibi davranıyorsun. Ben ne zaman hak yedim? Sana ne zaman yalan söyledim ya da karşı geldim? Doğru bildiğimde ne zaman şaştım? Şimdi de doğru bildiğimi yapıyorum. Bana neden güvenmiyorsun? Her şey ortada çünkü. İtmiş kızı. Böyle bir şeyin yalanı olmaz. Cansel bebeğini kaybetti, bebeğini. Elbet ona inanacağım. Anlayacağımı da anladım ben. O kız senin gözlerini kör etmiş. Doğruyu yanlışı birbirinden ayıramıyorsun. Yazık. Bana bak, benim de şakam yok. O parayı alıp susacaksın. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Bu mesele de bir ömür boyu aramızda kalacak. Benim en zor anımdan faydalanmaya kalkıştın ya, o para sana haram zıkkım olsun. Ha, ola ki birine anlatmaya kalkarsan ben yanarım. Ama yemin ediyorum seni de o ateşin içine eteğinden tutar çekerim. Anlaşıldı mı?